Merhabalar herkese. Liste videomuzda arkadaşlar geçen dersimizde anlatmadığımız metotlar vardı. Bu videomuzda o metotları anlatacağım. Şöyle listeyi nasıl tanımlıyorduk? Şu şekilde önce bir isim veriyoruz. Listem gibi bir isim vereyim. Listem 1 olsun eşittir. Köşeli parantez içinde liste elemanlarını yazıyorduk. Pazar listesi yapalım yine. Elma, armut, üzüm, ayva şeklinde bir listemiz olsun. Listeyi bakın nasıl tanımlıyorduk? Köşeli parantez içinde virgül aralara konmak üzere sırasıyla liste elemanlarını yazıyorduk arkadaşlar. Şimdi listeyi yazdırmak için print listem 1. Bu listeyi yazdırmak için yeterli olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi liste yazıldı. Şimdi bir önceki videoda append metodunu kullanmıştık. Append metodu ne iş yapıyordu arkadaşlar? Listenin sonuna bir eleman eklemek istediğimizde append metodunu kullanabilirdik. Bakın ben şimdi onu yaptım. Listenin sonuna karpuz diye bir eleman eklenmesini isteyeceğim. Bakalım olacak mı? Evet, bakın listenin sonuna bir eleman daha eklendi. Karpuz diye bir meyve daha yazıldı. Bu arkadaşlar mutlaka listenin sonuna yazılır. Eğer ki farklı bir yere ekletmek istiyorsak listem 1 nokta insert. Bu da ne yapıyordu arkadaşlar? Hatırlatmak için gösteriyorum. Mesela ikinci indekse başka bir meyve eklesin. Muz. Ve bunu da yazalım. Evet, bakın ikinci indekse muzu ekledi. Yani append listenin sonuna ekliyor arkadaşlar. Herhangi bir indeks belirtmiyoruz. Insert ise bir indeks belirterek o indekse hangi elemanın yeni elemanın geleceğini yazıyorduk arkadaşlar. Burada arkadaşlar indeksi tekrar hatırlayacak olursak liste elemanları yerleşirken sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde indekslenir. Yani ilk eleman sıfırıncı indekstir. Birer artarak gider. İndeks arkadaşlar sıra numarasını belirtiyor dizin içinde. Şimdi yeni metotlar göstereceğim bu videoda. Zaten o yüzden çekiyorum. Listem 1 nokta remove diye yeni bir metodumuz var. Bu metot da arkadaşlar remove adından da anlayacaksınız. Bir liste elemanını silmek için kullanıyoruz. Mesela ben buradaki listemden üzümleri silmek istiyorum. O zaman remove üzüm yazıyorum. Kontrol edeceğim. Remove bu listem 1. Bakalım üzüm silinmiş mi arkadaşlar? Evet, bakın üzüm silindi. Del ile yapmaya çalışmıştık bir önceki videolarda ama remove'la da çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Neyi istiyorsanız onu silersiniz arkadaşlar. Elemanın adını buraya yazmanız yeterli. Bir daha isterseniz remove yapalım. Ayvayı silelim. Ayvayı sildiğini kontrol ediyorum şimdi. Evet, bakın silmiş. Evet. Bir başka arkadaşlar listeden çıkarma yöntemi pop yöntemi. Pop. Onu da şöyle gösterelim. Listem 1 nokta pop. Şimdi remove'la elemanın adını yazıyorduk. Pop ile indeks numarasını yazıyorum. Mesela listemin son güncel hali bu, değil mi? Ben armut'u buradan kaldırmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Listem 1 nokta pop. Pop içinde 1 indeksini kullanıyorum. Dolayısıyla birinci indekste armut var. Armut'u kaldırmasını bekliyorum. Kaldırıp kaldırmadığını da şuradan görelim. Evet, bakın
Armut da gitti. Yani Pop arkadaşlar Rimmel'den farklı olarak indeks numarasına göre listeden kaldırma işi yapıyor. Şimdi bir de index deyip duruyoruz. İndeks numaralarını alabiliyor muyuz? Ona bakalım. İndeks numarasını da ben şöyle alacağım arkadaşlar. Print listem bir nokta. Mesela şu son listede karpuzun indeks numarasını öğrenmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? İndeks karpuz. Direkt ekrana yazsın. Print'in içinde yazdım o yüzden. Evet. Herhangi bir değişkene de aktarabiliriz bu numarayı. Bakın burada yaptığım iş listem bir indeks numarasını öğreneceğim. Neyin? Karpuzun. Hadi bakalım. Çalıştırıyoruz. Evet bakın 2 yazdı. Başka bir şeyin muzu öğrenmeye çalışalım. Muz. Evet bu da 1. Bu şekilde indeks numaralarını da görüyoruz arkadaşlar. Bir metot daha anlatmak istiyorum. Tabii ki listelerin bir sürü metodu var. Ben belli başlı sizin kullanabileceğiniz metotları anlatıyorum bu videoda. O da şu arkadaşlar, listeyi temizleme metodu. Listem bir nokta clear. Bunu yazmam listeyi temizlemek için yeterli olacak. Kontrolü yine printle yapıyorum. Bakalım temizlemiş mi diye. Evet bakın en son satıra bakın. Listeyi boş bir şekilde verdi. Demek ki listem temizlenmiş arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yani bu videoda yeni metotları göstermek istedim. Geçen videomuzda bunlardan bahsetmemiştim. Umarım işinize yarayacaktır arkadaşlar. Listeler programlamada önemli bir yerde. Mutlaka programların içerisinde oldukça kullanılan öğelerdir. Listeler kullanırken de bu metotlar sizin bir hayli işinize yarayacak arkadaşlar. Evet, bu videoyu kısa tutuyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.